Hayırlı günler değerli izleyenler. Yeni bir günden yepyeni bir Şimdi Ne Yapmalı programından hepinize selamlar, sevgiler. Bugün de programımızda sorularınızı, sorunlarınızı değerlendireceğiz. Hayatın her alanına dair, yaşadığınız her farklı duruma dair merak ettiklerinizi elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Aile danışmanı ve psikolog Özgül Piyade hocamızla birlikte. Bizi arayabilirsiniz. Telefon numaramız 0312 alan koduyla 294-4294. Bizi arayan, yayınımıza bağlanan izleyicilerimize Özgül hocamızın kitaplarından hediye ediyoruz. Bize aynı zamanda mail yoluyla veya Facebook üzerinden de ulaşabilir ve sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Şükürler olsun. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz hocam. Elhamdülillah. Tamam. Gayet iyiyiz. Sorularımızla başlayalım. Yine tamam. Facebook'tan mail yoluyla pek çok sorumuz birikti. Vakit kaybetmeden değerlendirelim. Mail yoluyla bize Ramazan Bey ulaşmış. Şöyle diyor. Benim sorunum ölüm korkusu duygusu ve düşünce bozukluğu. Hiçbir şey yokken böyle bir duygu geldi. İstemeden duygularımın önüne geçemiyorum. Çok maneviyata düşkün birisiyim. Bu duygu akabinde kaygı bozukluğu gelişti. Her şeyden kaygı duyuyorum. Ölüm düşüncesi ve hayatta her şeyin anlamsız olması gibi. Ölüm varsa hayatta hiçbir şeyin önemi yok gibi. Ama bu duygu her zaman gelmiyor. Gün içinde bir saat kadar. Ne yapmak gerekir? Bu duygu neden gelir birden? 30 yaşındayım. Hayatımın hiçbir bölümünde böyle bir duyguya rastlamadım. Her şeyi sorgulama düşüncesi yaşıyorum. Doktorlar panik atak diyorlar. Size sormak istedim demiş Ramazan Bey. Şimdi Ramazan Bey'in noktası yaşadığı duruma baktığı zaman kendisi ifade etmiş gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Yani öleceğimizi biliyoruz ama ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz ama öleceğimiz şeyden korkmak dediğiniz iki türlü nokta var burada. Bir, ölme halinden önceki herhangi bir hastalık veya o hastalığa bağlı acı çekme durumu. O acıya katlanamamak, yani farz edelim ki ağır bir hastalık veya tedavisi olmayan bir hastalık yaşadı ya da bir herhangi bir kaza yaşadı. Ölüm anına giden o süreçteki acıya katlanamama durumu birincisi bu. İkincisi de öldükten sonra inanan insanlar olarak ahirette bir hesabımızın olduğunu biliyoruz. Dünyadaki yaşadığımız o ömrün ahirette de karşılığını mutlaka Cenab-ı Hak bizden soracak. Hani bir orada bir cennet var, cehennem var. Herkes cennete gitmek ister ama cehennem korkusu da var. Orada delikanlının öldükten sonra Allah'ın huzuruna çıkacağı dönemde orada kendini günahkar gibi hissetme veya Allah'a karşı hazırlıklı olmadığını düşünmeyle alakalı bir durum. Bunun nedeni de şu. Normal günlük hayatımızın içinde manevi bilgileri de alıyoruz. Günlük hayatımızın içinde kendi hayatımızı devam ettiren mesleki yaşantılarımız var, sosyal yaşantılarımız var. Bu yaşantıların içinde insan hep doğruyu yapmak istiyor, yanlış yapmak istemiyor. Ama doğruyu yaparken siz o doğrudan önce yaptığınız yanlışlar veya o dörtte dört olması gereken şeyde dörtte bir yaptığınızda dörtte üç bir açık kaldıysa onun hesabını insan kendine soruyor durmadan. Oturduğu yerde bir an işte bir yemek yerken, bir program izlerken veya bir manevi sohbetin içinde namaz kılarken kendinizi yetersiz hissettiğinizde veya o hazırlıksız, hani bir misafir gelecek de hazırlıksız olduğunuzda bir telaşınız olur ya, o kişi kendini hazırlıksız hissettiğinde ama oturduğu yerde somut bir durum yok. O düşünmeye başladığı otomatikman duygular o düşünceyle beraber harekete geçiyor. Ne düşünüyor burada? Mutlaka işte ahirete gideceğim, hesabım kötü, maneviyata iyi yapıyorum ama yeterli değil. Ben iyi bir insanım ama bir sürü eksiklerim var. Alan huzura bu yüzle çıkamam gibi. Orada negatif düşündüğü için duygu olarak da korku ve kaygı gelmeye başlıyor. Davranış olarak da onu sıkıyor ve ne olacak işte eninde sonunda öleceğiz. Dünyanın çok da tadı yok. Ya da yaşasam ne olur gibi günlük yaşadığı durumdan lezzet almamaya başlıyor. Peki ne olmalı burada? Ne yapmalı burada? Şimdi insan yaşarken, dünyaya geldiğimiz andan itibaren aslında ölüm yolculuğumuz başlıyor. Ama biz ne zaman hayatın bir ölümle sonlanacağını biliyoruz? O bilinçli yaşımız dediğimiz genellikle işte 11 yaşından sonra soyut kavramına geçtiği zaman insan bir ölüm kavramı olduğunu ve ölüm içinde hazırlık yapılması gerektiğini anlıyor. İşte tam o sırada eğer biz aynı üniversite sınavına hazırlanan kişilerin sınava hazırlanacağı ilkokul 1. sınıfa itibaren belli. Ama ne zaman fark ediyor? İşte 11. sınıfa geldiğinde. Ama şimdi 12. sınıfa kadar geldiği süresinde ya 11 yıllık hayatta eğer hazırlık yoksa üniversite sınavı için o zaman 12. sınıfı hem dersleri çalışmak hem test çözmek hem de başarı yükseltmek için kullanınca vakit yetmeyecek gibi düşünüyor. O yüzden de delikanlının yapacağı nokta şu. Ben
Niyetim güzel mi? Güzel. Yani ben Allah'ın emrini yapmak istiyorum. Dünyada yaptığım her şeyde helal boyutunda yapmak istiyorum diye niyetini düzeltmesi lazım. Kafasına yaptığı şeylerin kötü olduğuna dair, eksik yaptığına dair, yetersiz olduğuna dair düşünceleri ötelemesi lazım. Nasıl düşünmesi lazım? Ben iyi bir insanım. İyi yapmaya çalışıyorum. Nerede eksiğim var? Kriter yapacak. Yani farz edelim ki dedikodu ediyorum. Tamam, bundan sonra bundan vazgeçmeliyim. Ya da ben yardımı az yapıyorum. İmkan derecesinde nasıl yardım edebilirim? Bunu yapayım. Veya sosyal ilişkilerde üzerime düşen görev nedir? Bunu daha iyi yapayım gibi hayatına prensipler koyacak. Yani hı hı. Dürüst olmak, merhametli olmak, hoşgörülü olmak, Allah'ın hani güzel ahlak dediğimiz olay var ya, güzel ahlakı hayatına yerleştirmeye çalışacak. Yoksa ne zaman geleceği belli olmayan bir ölüm için bugün ölecekmiş gibi korku hissetmenin bize bir faydası yok. Olmayacak. Onun için her gün kalktığında şöyle düşünecek. Ben bugün ne yapmalıyım ki hem dünyada mutlu olmalıyım hem de Allah'ın emirlerini yerine getiren bir birey olmalıyım. Şimdi sabahleyin kalktınız. Eğer evdeki bireylerle üstünüze düşen görevleri yapıyorsanız, iş yerine gittiğinizde sorumluluğunuzun içeriğini yerine getiriyorsanız, namazlarınıza dikkat ediyorsanız, haram şeyler yemiyorsanız, haram konuşmaların içine gitmiyorsanız, sonra başkasının malında bir gözünüz yoksa ya da başkasının hakkında kötü bir şey düşünmüyorsanız, zaten öldüğünüzde gideceğiniz yer doğru. Ama böyle bir yapınız varsa, negatif bir yapınız yani, ola ki Allah'ın emirlerinin dışında bir yapınız varsa, o zaman burada eksiğim var, bunu düzelteyim. Nasıl düzeltecek? Burada Kur'an ve hadisler ışığında hayatını yeniden planlayayım diye düşünmesi lazım. Bunlarla uğraşmasın. Gün içinde neler yapması gerekiyor o davranışlara baksın. Duyguyu değil de gün içinde yapması gereken davranışları ön plana çıkarsın. Geçecek. Adında panik atak falan diye koymasın. Yani oluyor insan. Kendini iyi hissetmek istiyor. Bazen de hazırlıksız gibi düşününce o içteki duygu iyinin yerine kaygıyı ve endişeyi getirebiliyor. Evet, yani biz kul olarak üzerimize düşeni yapacağız. Evet. Takdiri Cenab-ı Allah'a bırakacağız. Orada kendini yargılıyor yani. Orada çünkü lazım. Cenab-ı Hakk'ın yerine karar veriyor gibi oluyorsunuz. Yani ben günahkarım, ben yanlışım, eksiğim. Ölüm korkusu dediğim gibi ama iki türlü, ona çok dikkat etmek lazım. Yani bazen ahiret hesabı ile ilgili, bazen de çok hasta birilerini görüyorsa ölüme giden yolda, böyle işte ölüm anını görmüşse birinin, hastalığı ağır durumları görmüşse kişi o acıyı dıştan baktığınız o acı dayanılmaz gibi geliyor. Onu çekmek istemediği için de aslında ölüm korkusu gibi geliyor ama aslında oradaki nokta acı durumu. Evet. Burada hocam ölüm sanıyorum en büyük nasihat hayatımızdaki ve en büyük gerçek. Her şey yalan, ölüm gerçek sanıyorum. Hepimizin başına gelecek bir vaka. Hayırlı da aslında olan bir anlamda bir vaka. Fakat ölüm gerçeğiyle yaşayabilmek gerçekten zor olabiliyor. 11 yaşından sonra ölümü keşfediyoruz dedik. Hayat zaten bir imtihan. Üzerimize düşen vazifeler var. Bir ahiretimiz var. Ve hayatımız içerisinde de ölümlerle de karşılaşabiliyoruz. Yakınlarımızı, sevdiklerimizi kaybedebiliyoruz. Veya günümüzde sürekli ölüm haberleri duyuyoruz. Ölüm aslında hayatımızın çok içinde ama bir yandan da insan nefsi hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor. Hep var olmak istiyor. Belki o beka sonsuzluk duygusuyla da alakalı bir şey. Burada aslında çok güzel nasihatler verdiniz ama biraz daha genel olarak ölüme bakış açımız nasıl olmalı? Ölüm gerçeğiyle nasıl yaşamalıyız ve hayatımızı buna göre nasıl düzenlemeliyiz? Aslında ölüm kavramını anlamış olsak gerçek anlamıyla, emin olun hiçbir şekilde hayatımızı bu rahatlıkla yaşayamayız. Hı hı. Ama o ölüm gerçeğini kavramak yerine şöyle düşünmemiz lazım bizim için. Bilinçli aklımız, bizim üzerimize sorumlulukların ergenlik dönemine girdikten sonra artık biz sorumlu oluyoruz ya, o bizim sorumlu olduğumuz dönemin öncesinde bizden sorumlu olanlar, bizim irademizi geliştirecek, doğru üzerinde karar vermemizi, Kur'an ve sünnete göre yaşamamızı sağlamlaştıracak o bizi oluşturabilseler, bizim üzerimize hakkı olan, sorumlu olan anne ve babalar, o zaman biz 11 yaşından sonra hayatı o korku ve kaygı duygularıyla değil de öğrendiğimiz merhamet, hoşgörü, sevgi, saygı ve ümit duygularıyla bakacağız. O zaman da bütün bunlara baktığınızda üzerinize düşen görevler neyse, yaşınız ve konumunuzun gereği, onları yaptığınızda ölüm size geldiği zaman siz ölüme gitmekten korkmayacaksınız. Ama görevlerinizi yerine yapamadığınızı düşündüğünüz ve eksiklerinizin çok olduğunu bildiğiniz durumlarda, yani farz edin ki 25 yaşına kadar bir delikanlı haberi yok, biliyor ama o bilinçli akıl
haramlarla meşgul oldu veya sorumluluklarını yerine getirmedi, birikmiş bir durumu var. 25'ten sonra idrak etti. Şimdi 25'ten sonra idrak ettiği zaman korkuyla beraber idrak ediyor. Halbuki korkuyla beraber idrak etmek yerine bugün ben bunu anladım ve bugün üstüme düşeni yaparsam, varsa bir ömrüm, Allah'ın huzuruna gittiğimde idrak ettiğimden önceki durumları da Cenab-ı Hakk'ın affedici özelliklerinden dolayı affeder beni. Çünkü şu an ben bilinçli olarak doğruyu yapmaya çalışıyorum diye düşünürse, aslında ölümden korkmak yerine öleceğinin bilincini günlük hayatında sorumluluğunu yerine getiren bir birey olarak yaşar. Bizde belki de ölüm, hep hani ölecekmiş gibi düşünmek korkuttuğu için ölümü öteliyoruz. Ölümü ötelediğimiz zaman da ölüme hazır yaşamıyoruz. O yüzden de ölümü ötelemek değil, ölüm var. Bu gerçek acı değil. Ama bu gerçeğin bize yansıması o sorumluluk bilincinde yaşamak üzerine olmalı. O yüzden de ilk önce bizi oluşturan bizlerin bizim hayatımızdaki yerleri önemli. Ondan sonra da şimdi ben kendi adıma sorumluyum. Ama bu sorumluluğumda sizden sorumluyum, dıştaki insandan sorumluyum, evlatlarımdan sorumluyum, ilmimden sorumluyum. O zaman sorumluluk bilincimi neye göre değerlendirmem gerekiyor benim? Benim psikolojiye göre mi? Hayır. Kur'an ve sünnete göre. O zaman Kur'an ve sünnete göre değerlendirdiğimde korkum niye olsun ki? Yani korkuyla bakmamak, ümitle bakmak. Ama sizin sorduğunuz sorunun altında da şöyle bir nokta var. Maalesef bizim hayatımıza bir şeyi öğrenmeden, doğrusunu öğrenmeden bilgi boyutunda ya da onunla ilgili güzel duyguları öğrenmeden bize korku ve kaygı verildiği için siz ne kadar doğru bilgileri öğrenseniz de bir yandan hayır ümitle bakıyorum deseniz de o korku ve kaygı size baskın olabiliyor. O yüzden de hayata korku ve kaygıyla değil, ilk önce o bilgiyi öğrenip sonra da onun mutluluğu, yani orada bir ümit ve Cenab-ı Hakk'a güvenle yola çıkmak lazım. O zaman ölüm bizim için gidildiği zaman da Mevlana Hazretleri'nin söylediği gibi bir düğün gecesi olabilir inşallah. Evet, inşallah böyle bir bakış açısına sahip olarak inşallah Cenab-ı Allah yaşamayı nasip etsin. Amin. Ölümün inşallah de hayırlısını versin diyelim. Amin inşallah. Ankara'dan bir izleyicimiz hattımızda hocam. Hoş geldiniz. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi günler. Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Hocam sizi sormalı. Sağ olun. Evet, bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen dinleyelim sizi. Buyurun. Hocama bir sorum olacaktı. Şöyle tabii bir şey. Ben 5 aylık evliyim. Yaşta benden 1-2 yaş küçük olan birisiyle evliydim. İkinci evliliğim. Ve şöyle bir şey. Hani 5 ay evliyim ama 1 aydır babam gittim. Geri geldim. Yani tartışma sonucu. Ve şiddet. Evet. Sorunlarımız da sürekli aileye yansıma. Hani en ufak bir şey, mesela ne bileyim ben bir hani danışma, konuşma, herhangi bir şey yaptığımda ailesini yansıtıyor ve ailesi direkt beni suçluyordu. Hiçbir zaman hani karşılıklı konuşturmadı. Sürekli ben suçlu duruma düştüm. En son zaten şiddet uyguladı. Ve ben aileme geldim, öyle diyeyim hocam. Evet hocam, var mıdır sorun? Bundan önceki evliliğinizde bebek var mıydı? Yok, onda zaten bir aylık evliydim. Hani sadece kağıt üstünde hocam. Kağıt üstünde dedi. Peki bu beyefendiyle daha önce evliliği var mı bu beyefendinin, yoksa ilk bu evliliği? Bu beyefendinin evliliği yok. Şöyle bir şey hocam, ve ben onunla konuştuğumda geçmişimin her şeyini anlattım. Mesela ben böyle bir evlilik yaşadım, şu sorunlarım var. Her şeyi açık açık konuşup, hani sen beni bu şekilde kabul ediyorsan, aynı şekilde ailesiyle de. Hani ailem de anlattı ama gene ben hani yaş anlattım. Olarak kaç? Yaşınız? Ben 26, o 23 hocam. Beyefendi kaç yaşında? 23. Peki o mesleği var mı, yani bir iş, çalışma hayatı? Çalışıyor hocam. Siz çalışıyor ama musunuz? Ama sürekli iş değiştiriyor, onu da beni suçlu görüyor, öyle diyeyim ben. Evet, siz çalışıyor musunuz? Çalışıyordum, şu anda çalışmıyorum hocam. Evet, sanıyorum aldığımız bilgiler yeterli. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız, paylaştığınız için. Hemen danışıyoruz hocamıza. Hayırlı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Evet, buyurun hocam. İlk evliliği ne için bitti demişti orada, oraya tam. Sadece kağıt üstünde bir evlilik olduğunu, bir iki ay içerisinde ayrıldığından bahsetti. Anladım. Şimdi ikinci evliliğinde, evet. Şimdi evlilik, belki şu anki sorunu anlatıyor kızımız bize, ama böyle bir nokta var ki işte 23 yaşında, iş konusunda henüz hayata yerleşmemiş, sürekli iş değiştiriyor. Büyük bir ihtimalle
henüz daha kendi bireysel özgürlüğünü kazanmamış bir beyefendi. Hı hı. Kızımız hoşlanmış olabilir, bu beyefendiyle karşılıklı bir anlaşmış olabilirler. Yani evliliğe giden yolda duygu boyutunda bir problem yok gibi gözüküyor. Ama davranışa dönüştüğünde, somuta dönüştüğünde aynı evde yaşamak, birbirinin ailesine saygı duymak, sorunları olduğunda onu ortak beraber çözebilmek, maddi hayatın planlanması, gelecekle ilgili sorumlulukların paylaşılması gibi noktalarda sıkıntıları var. Yani hı-hı, burada sanki problem her şeyi ailesine yansıtması gibi gözüküyor ama altında şu yatıyor. O henüz daha çocuk gibi, hı-hı, hareket ediyor. Annesine babasına danışarak hayatı daha çok devam ettiriyor. Belki maddi olarak onlardan destek alıyor. Belki onlarla bu zamana kadar hayatı beraber devam ettirdi. Onların arkasındaki desteği bu delikanlı için çok önemli belki de. O yüzden de kızımız ilk önce şuradaki bir noktadan vazgeçsin. Her şeyi, her durumu ailesine söylüyor. Ailesi direkt beni suçluyor derken bir kere bu kalıbı kırması lazım. Delikanlı neyi gidip ailesine söylüyor? Evdeki problemleri söylüyor. Şimdi evdeki problemleri gitti kayınvalidesine söyledim. Kayınvalidesi de geldi kızımıza yanlışları, hatalı olduğunu anlattı. Burada kızımız bir ilk önce öfkelenmeden şunu yapması lazım. Eşi eve geldiğinde kayınvalidesi suçladıktan sonra biraz daha olgun davranacak. Farz edelim ki ben bu konuda hatalıyım. Annen de bu noktada benim hatalı olduğumu söyledi. Benim hatalı olmam ya da annenin bu konuda hatalı olduğunu söylemesi bizim bu konuda kavga etmemizi gerektirmez. O zaman gel bu konuda benim üzerime düşen, senin üzerine düşen çözüm neyse bunu üretelim diye düşünmesi lazım. Burada 5 aylık evlilikken ben evime gideyim. Bu da kötü bir şey. Yani kızlar bunu yapmasınlar. Yani böyle bir problem olduğunda hemen annemin babamın evine gideyim diye bir durum söz konusu olmaması lazım. Tamam, şiddet uyguladığında da şöyle bir nokta var. Bir erkek bir kadına şiddet uyguluyorsa ilk önce çok dinleyebilen ya da karşıdaki kişiye anlayış gösterebilen bir yapıya sahip değil demektir. Hı hı. Mutlaka şiddetle büyümüştür, şiddete eğilimi vardır. Kızlarda da böyle erkekleri tanıyorlar, yani eşinin çabuk öfkelendiğini. Problem olduğu zaman erkeğin karşısına kalkıp kendi haklınızı, o sırada zaten sorun konuşulmuyor, duygular devreye girmiş. Ben orada haklıyım gibi bağırarak bir şeyleri anlatmanızın bir faydası yok. Zaten duygularını kontrol edemeyen, öfke duygularını kontrol edemeyen erkek kadına bu sefer şiddet uygulayacak. Yani kadınlar bu şekilde karşılaşmamaları için de öfkelenip, o sırada sorun çözüyormuş gibi konuşurken duygularının patlama haline geldiği durumlarda karşıdakinin artık aklını kaybettiğini düşünerek o mekanı terk etmeleri lazım. Yoksa o sırada karşılık vermenin bir faydası yok. Bittikten sonra tamam kenara çekilsin. Sonra çağıracak, diyecek ki bağırarak anlattık ama burada daha sakin nasıl bir şey anlatabiliriz gibi biraz daha uzlaşmacı, biraz daha alttan alan, biraz daha böyle hoşgörüyle bakan bir yapı yapması lazım kızımızın. Suçlamaktan vazgeçecek. Bir problem olduğunu ailesine gitmekten vazgeçecek. Eşinin farz edelim ki burada çok kötü davrandı. Susacak orada. Neden susacak? Çaresiz olduğu için değil, kadın olduğu için değil. Orada bağırmanın sorun çözmeyle etkisi yok. Hı hı. Bu her noktada çocuk bağırdığı zaman da siz ona bağırdığınızda sorun çözülmez. Bir taraf bağırıyorsa artık akıl kaybolmuştur, duygular devreye girmiştir demektir. Duygular devreye girip akıl kaybolduğuna göre siz ona akıl anlatsanız da sizi anlamayacak demektir. O yüzden de beklersiniz, sakinleştikten sonra gidip konuşursunuz. Kızımız biraz daha sabırlı olsun. Birbirine zaman içinde kayınvalidesi onu tanıyacaktır, eşi onu tanıyacaktır, onları tanıyacaktır. Ve zaman içinde de bu noktalar problem olmaktan çıkacaktır. Geçen bir evlilik terapisini şöyle söylüyor bir kızımız. Biz o kadar çok kavga ettik ve ayrılmak için mücadele ettik ve sonunda ayrıldık. Bugün benim size neden ayrıldığımı anlatacak bir bilgim yok. Yani neydi acaba ayrılmaya neden olacak bir konuyu anlatamıyorum size. Çok da yeni bir ayrılık. Yani o sıradaki öfkelendiren nokta bazen bir nokta olabilir, bazen kocaman bir dağ olabilir. Hı hı. Ama ayrılık gerektirir mi, gerektirmez mi, o boyuttan bakmaları gerekiyor. Evet. Burada hocam 5 aylık çok yeni taze bir evlilikten bahsediyoruz. Siz çok güzel bir şey söylediniz. Duygusal boyutta bakıldığı için ve o duygu boyutunda da bir problem yoksa evliliğin o somut gerçek
aşamasına geçildiğinde ilk dönemlerde ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. İlk 2 ayda, 3 ayda, 5 ayda, ilk 1 yıl içerisinde ciddi boşanmalar, ayrılıklar da söz konusu olabiliyor. Burada evliliğin pekişmesi için, çiftlerin birbirini anlayıp artık bağlanması için bir süreç mi gerekiyor? Evliliğin aşamalarına dair neler söylersiniz? Çok güzel bir soru. Şöyle bir nokta var. Bir arkadaşınızla bile bir tatile gitseniz, o bir hafta 10 günlük süre içinde mutlaka hoşunuza gitmeyen şeyler vardır. Ama ucu açık olduğu için, yani nasıl olsa bir süre sonra ondan ayrılacağım dediğiniz için o işe tahammül gösterirsiniz. Veya ondan ikinizin çok uyumlu bir davranışı olmasa bile arkadaşlıktır der, üstünü örtersiniz. Evliliklerde 24 saatinizi beraber geçiriyorsunuz ve belki işte 20 yıl, 25 yıl başka mekanlarda yaşamış iki tane ayrı insan, farklı kültürlerden, aynı şehirden olsa dahi farklı kültürlerden gelen, farklı duygusal yapıya, zihinsel yapıya, ekonomik yapıya, sosyokültürel yapıya sahip iki tane insan sadece birbirlerinden hoşlandıkları için ya da birbirlerini değerli gördükleri için bir araya gelebiliyorlar. O yüzden de evlilikte o duyguların sevgi değildir evliliği götüren. Saygı diyoruz ya hep. Saygının içinde hoşgörü, merhamet, paylaşım ve sevgi vardır. Hı hı. Daha birçok şey koyabiliriz ama o yüzden de sevgiyle başlayan evlilikleri saygısızlıkla bitiyor evlilikler. Onun için saygıyla başlamalı. Saygıyla da başlarken ben onu seviyorum ve sevdiğim için onunla hayatımı birleştireceğim demek yerine bu insanla evlenebilir mi? Bu insanı ben hayatıma koyabilir miyim? Bu insan hayatın içinde benim için önemli biri mi diye düşünmesi lazım. Yani evliliklerde sevgi çok önemli, tamam, ama değer yargıları çok önemli. Hı hı, doğru. Orada şimdi kızımızın, bu kızımızın eşi bir durum olduğunda annesine danışıyor, ailesine gidip danışıyor bunu. Şimdi henüz daha bir birey olmamış. Ne yok? Saygı yok. Ne yok? Kendine saygı yok. Kime saygı yok? Eşine saygı yok. Kime saygı yok? Anne babasına saygısı yok. Niye? Bir problemi anne babaya anlatmanın, evliliğinle ilgili bir noktayı anne babana söylemenin izini eşinden aldın mı? Doğru. Sordun mu evdeki hanımefendiye? Ya ben bu konuda seninle anlaşamıyorum, ben gidip bunu anneme babama danışacağım dedin mi? Bu mahremindir senin, evin özel bir hayatıdır bu. Ya da anne babaya gidip onları sıkıntıya sokmanın bir faydası var mı bu noktada? Veya onları bu hayatın içine sokup da eşinin üzerinde hakim kurmanın bir faydası var mı bu noktada? Ne var burada? Yeterliliklerimiz bizim. Nedir yeterliliklerimiz? Ekonomik yeterlilikler, mesleki yeterlilikler, kültürel yeterlilikler, ahlaki yapı, bunlar çok önemli. O yüzden de gençlerin evlilik amacıyla bir araya geldiklerinde kriterlerinin içine baktıklarında sevgiden önce o saygı kavramını koymaları gerekiyor. Evet. Ki bizim o beklediğimiz evlilik sırasında birbirlerini tanıma süresi içinde oluşabilecek bütün negatif durumları parçalanmaya, bölmeye götürmeden birleştirmeye götürebilsin diye. Evet, bu da özellikle yeni taze evli çiftler olanı için oldukça önemli. Mesela tavsiyeler oldu. Mesela bir terapi gelmişti bana evlilik öncesi. Yaşadıklarıyla ilgili noktada eşi sormuş. Evlilik öncesi yaşadığı bazı görüşmeler var, başka insanlara yaşantılar var ve bunu eşine anlatmış, evlilik bitmiş. Şimdi burada doğru nedir bu noktada? Siz evlendiğiniz süreden önceki ilişkinizle ilgili noktalarda eşinizi sorumluluk boyutunda neyi anlatmanız gerekiyor, neyi paylaşmanız gerekiyor, onun sınırını iyi çizmeniz lazım. Yani evlilik öncesi yaşadıklarınız, evlendiğiniz insana karşı olan sorumluluklarınız için sizde bir soru oluşturuyorsa belki paylaşabilirsiniz ama bir iki kişiyle görüştüğünüz, hayatınızla ilgili bir diyaloglarınız oldu, bunları anlattığınız zaman burada bir evlilik bitiyor. Şimdi çok kısa sürede bir evliliğin bu şekilde bitmesinin altında yanlış bir teknik var. Ama delikanlı farz edelim ki eşiyle evlenirken ben senin bütün hayatınla ilgili noktalara saygı duyuyorum, çok önemli değil dediğinde gerçekten saygı duyan bir birey olsaydı belki de bu evlilik bitmeyebilirdi. Yani o yüzden de saygı sevgiden önce gelen bir yapıdır. Bu olmadığı sürece evliliklerin içini dolduramıyoruz. Evet, kesinlikle çok doğru hocam. Burada önemli bir nokta da şu, evlilikten önceki hayata dair işte görüşmeler ya da farklı nişanlılık, evlilik veya flört gibi durumlar yaşandıysa işte ben eşime karşı çok dürüst olacağım denip
anlatılabiliyor ve bu kıskançlıklara ya da farklı problemlere yol açabiliyor. Burada belli bir sınır çizmek gerekir dediniz ya. Onu biraz daha açabilir miyiz hocam? Sınır nedir? Bunda şöyle bir nokta var. Evlilik öncesi, şimdiki günümüzde çok yaygın olan, doğru görmediğim, uzun süreli evlilik için değil de flört etme gibi bir kızla erkeğin işte lise dönemi var, üniversite dönemi. Bu dönemlerde, görüşmelerde bazı yanlış ahlaka uymayan davranışlar oluyor. Bu davranışlar eğer kişi zaten saygı duysa kendine ya da karşıdaki ilişkiye, öyle bir şeyse arkadaşına zaten bu şekilde bir zarar verecek bir boyut olmaz. Hı hı. Şimdi evlendikten sonra da bir delikanlıların kafasında kendisi eğer bir kızla evlilik öncesi bir ilişki yaşamışsa orada kendi yaşadığı ilişkinin sınırını bilmiyoruz. Belki yakınlaşmanın boyutu farklı, belki ona göre kafasında başka bir ölçüt var. Eğer bir kızımızla sadece öyle kızlarımız nişanlanmış ya da sözlenmiş, hiç daha el eline bile değmemiş. Yani kalabalık mekanlarda görüşmüşler, ailelerin yanında görüşmüşler, hiçbir problem yok. Ama delikanlı eğer bunu anlatıyorsa, delikanlı kendi yaşadığı bir örneği kızımızın yaşadığı bir durum gibi algılayıp kafasında o boyuta oturtabiliyor. O yüzden de bu tür masum olan noktaları çok aktarmamakta fayda var. Ama evlilik öncesi bazı olaylarda, görüşmelerde, nişanlık, sözlük olabilir, ilişkilerde bir evlendiğiniz insana sorumluluk olan bir kadın erkek ilişkilerinde yakınlaşmayı içeren bir durum olmuşsa tabii ki bunu aktarmakta fayda var. Çünkü orada dürüst olmanız gerekiyor. Bu dürüstlük başka. Hı hı. Ama sizin evlilik öncesi Allah'a karşı sorumluluk açısından, ahlaki noktadan negatif olan bir durumu anlatmamızın çok da büyük bir faydası yok. Olmayacaktır. Peki hocam, başka bir sorumuzla devam edelim. Bize Facebook üzerinden Mustafa Kemal Demirtaş ulaşmış. Duygusallığımı kontrol edemiyorum, ne yapmalıyım demiş. Şimdi duygusallık derken çok birilerini seviyorum, insanlara çok fazla merhamet ediyorum, herkese hoşgörüyle davranıyorum demiyor bize. Yani bu duygusallık derken çabuk alınıyorum, çabuk kırılıyorum ve çabuk öfkeleniyorum, yani negatif anlamda. Şimdi insan o kadar ilginç bir varlık ki karşıdaki kişiden hep değer görmek istiyor. Kendi değer verir mi vermez mi birine, o ayrı bir mesele. Ama hep değer görmek istiyorsunuz. Hep önemsenmek istiyorsunuz. Hep birilerinin yanında özel olmak istiyorsunuz. İnsanın böyle bir fıtratı var, yapısı var. Çocuk kendi ailenin en gözde çocuğu. Sınıfın en başarılısı olmak istiyorsunuz. İş yerinde en başarılı insan olmak istiyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Çünkü anne babalar çocukları yetiştirirken işte birinci olacaksın. En başarılı olacaksın. İşte en düzgün olacaksın. Hani mükemmel olmak anlamında var ya. Böyle olunca kişi anne babanın gözünden farz edelim ki 90 almış, çocuk niye 100 almadın diye soran anne baba sayısı çok işte az değil. Hı hı. Şimdi böyle bir durumda çocuk ileriki hayatında bir şey yaptığı zaman yetersizlik hissetmeye başlıyor kendinde. Farz edelim ki eve popüler oldu, en güzel yerlere geldi ama iş hayatında beklediği performansı göremedi ve her sabah geldiği oradaki arkadaşları ya da müdürleri ona istediği sıcaklıkta, samimiyette ilgilenmediler, alakadar olmadılar. Ki gerekmiyor da böyle bir durum. O zaman alınganlık başlıyor. Acaba beni sevmediler, acaba bana değer vermediler mi? Ya da bir işi teslim etti, orada beklenen ilgi ve alakayı görmedi. Hemen orada kendine değersizlik biçiyor ve o değersizliğin sonucunda da yetersizliğe bağlı bir öfke durumu ortaya çıkıyor. Onun için de biz şöyle düşünmek lazım. Duyguyu kenara bırakıp düşünce olarak, mesela bu beyefendinin şöyle düşünmesi lazım. Benim yaptığım işlerde, benim yaptığım noktalarda duyguyu niye koyuyorum? Hani duygusal şiddet diyoruz ya anne ile çocuk arasında. Anne çocuğa işte hep zayıf alıyorsun, beni üzüyorsun dediği zaman çocuğun üzerine duyguyla bir hakimiyet kurmak istiyor. Halbuki anne niye üzülsün? Yani zayıf aldığında anne şunu dese, matematikten zayıf alıyorsun. Bu matematik dersiyle ilgili problemin ne? Gel bir bakalım. Yani nedir de burada sıkıntı? Öğrenme problemin var, algılama problemin var, öğretmen problemin mi var? Ekstra bir desteğe mi ihtiyacın var? Matematiği konuşmamız lazım. Ama beni üzüyorsun dediği zaman çocuk hayata hep duyguyla bakmaya başlıyor. Bu beyefendinin yetişme şeklinde böyle bir durum olma ihtimali yüksek. O yüzden de şimdi hayata durumlara duyguyla değil de mantıkla bakması lazım. Bir arkadaşım beni aramadı. Aramayabilir. Çok da önemli değil. Ben onu arayayım. Hayır, onun araması gerekiyorsa o zaman demek ki işi vardır, vakti yoktur, bir nokta var, mutlaka kırılma ya da alınganlık göstermeden hayatı algılaması lazım. Bu öyle bir şey olduğu zaman insan için o kadar bir şey oluyor ki öfke artmaya başlıyor ve öfke arttığı zaman da karşıdaki kişi sizi
sizin iyi yönünüzde değil, sizin o korktuğunuz negatif yönde tanımaya başlıyor ve size otomatikman negatif bir tepki koyuyor. Bu sefer siz o duygularınızın negatif bir şekilde artarak gitmesini engelleyemiyorsunuz. Evet. Hocam Konya'dan bir izleyicimiz var. Hemen devam edelim. Kendisiyle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun iyiyim. İyi programlar, hayırlı programlar. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Hemen dinleyelim sizi. Buyurun. Hocam bir sorum olacaktı. Tabii. Biz eşimle 26 senelik evliyiz. Maddi konularda para konusu olunca hiç anlaşamıyoruz. Aslında her konuda iyi, çok iyi birisi. Ben kendi varlığım olan her şey benim diyerek incinmesini istemediğim ve o bir kuruşun bile hesabını benden sorar. Benim babam varlıklı birisi. Ben ona bazı konularda bir ev olaraktan sattı, araba aldı. Yani ben ona benim demedim incinmesin diye, erkek diye. Evet. Çok da heyecanlıyım, kusura bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah. Ya seneler önce, 13 sene önce. Sonra şimdi ya bir ekmek parasını bile korunur oldu. Çocuklarım para istemekten çekiniyor, parası bayağı var. Beni araya sokuyorlar, çocuklar anne babamdan para iste, çocuklarım üniversiteli. Verme imkanı çok büyük. Ya ne yapmam lazım bilmiyorum. Para konusu olunca bayağı bir aramız açılıyor. Peki. Yani evin içinde bayağı bir para konusu oluyor. Evet, ne hocam yapmam var mıdır lazım? İnanki şaşırıyorum. Yani evet. Bir ekmek parası bile bizim için büyük bir konu oluyor. Yani. Tamam. Sanıyorum yeterli aldığımız bilgiler. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız, paylaştığınız için. Çok sağ olun. Şunu sorabilir miyim? Tabii. Tabii buyurun. Ay, şimdi tekrar babam benim için bir ev verdi. O evden kira gelecek bana. Yani onun için o kiradan, yani tekrar çocuklar için harcama bulunmak istiyorum. Kendisi zor durumda kalmasın diye eşimi düşünüyorum ama eşim beni hiç düşünmüyor maddi konularda. Elimde bütün para gittiği zaman ondan bir ekmek parası isteyeyim. Çok büyük, yani gerçekten evde sorun oluyor. Yani Allah razı olsun her konudayım. Evet. Ben yani hep beraber olsun maddiyatımız istiyorum ama o öyle düşünmüyor. Çok ağrıma da gidiyor. Hocam ne yapmam lazım? Allah razı olsun bir şey söyleyin. Gerçekten huzurum yok. Peki hemen değerlendirelim. Kolaylıklar diliyoruz size. Hayırlı günler diliyoruz. Evet buyurun. Şimdi hanımefendinin ailesi varlıklı ama beyefendi normal bir yapıya sahip. Ama hanımefendinin kendi parası yok. Yani ailenin varlığı var ama hanımefendinin kendi mesleği, kendi para kazanma durumu söz konusu değil. Herhalde ev ve arabayı hanımefendinin babası almış. Şimdi beyefendi parayı az para kazandığı için bu eşinden dolayı gelen ev ve araba onun için büyük bir kıymet, bir lütuf. Ama bu onun çok rahat para harcayacağı anlamına gelmez. Çünkü parayı biraz tutmayı seven, para harcamaktan hoşlanmayan bir beyefendi. Ona göre mesela kızımız babası bir ev ve araba evlendiği zaman verebilecek bir durumdaysa, kızımız biraz daha rahat imkanlarda belki israf boyutuna kaçmayacak ama hani normalin üzerine çıkabilecek bazı harcamaları yapmak onun için normal gibi gözükürken eşi için belki 1 lira 2 liraya harcamak bile anormal gibi gelebilir. Yani evlilik olarak belki birçok noktada anlaşıyor olabilirler ama beyefendinin maddiyata bakışıyla hanımefendinin maddiyata bakışında bir farklılık var. O yüzden de hanımefendiye hesabını sorduğunda hanımefendi kendisini o para konusunda bir bu şu kadarcık para içinde bana hesap sorulur mu gibi kendi içsel hale getirip kendini değersiz hissediyor. Halbuki şöyle düşünmesi lazım. Benim eşim paraya o kadar çok kıymet veriyor ki parayı daha çok kıymet verip bana az kıymet veriyor. Paraya çok kıymet veriyor, çocuklarına az kıymet veriyor değil maddi anlamda. Benim eşim paraya o kadar çok kıymet veriyor ki ve para kazanmak ve paranın onda durması ve harcanmaması konusunda tabii biraz cimriliğe gidebilir ama tanımlamak istemiyorum. O kadar çok kıymet veriyor ki harcanan her şeyin hesabını sormak istiyor gibi düşünmesi lazım. Yani kendine yapılmış bir hareket değil. Oraya hanımefendi değil de Ayşe'yi Fatma'yı da koysanız aynısını yapacak beyefendi. O yüzden kendine almaması gerekiyor. Ama burada hanımefendinin bir yanlışı var. Her şeyi eşine sunarak burada eşinin gözünde de değer kazanmak istiyor. Orada kendinizi yok sayarak
her şeyi eşinize sunarak onu vermek bir noktada da belki işte şu, yani benim maaşım yok ama eve katkım olmuyor ama bak annem babam bunları verdi, bunlara da katkım var, bak biz daha mutlu yaşayacağız, daha huzurlu yaşayacağız mesajını vermesi hanımefendinin daha ezik olmasına neden oluyor. O yüzden de hanımefendi eşine bunları sunduğunda eşi ondan hesap sormayacak diye bir durum yok. Yani isterse 50 tane ev versin, araba versin, beyefendi yine soracak. O onun yapısı. Hı hı. O yüzden bir kere bunu kendine yapılmış bir hareket gibi algılayıp üzüntü yaşamasının bir anlamı yok. Ama şunu niye yapmıyor acaba? Yani sen bunun hesabını bana soruyorsun dediğini bizimle konuştuğunda hesap sorma değil de yani sen bunu benden istiyorsun, ben bunun karşılığını cevabını vermeyeceğim niye demiyor. Bunu demesi lazım hanımefendi. Ama burada şu var, beyefendi para harcanmasını istemediği için eşinin bize bağlanan hanımefendinin fıtratını öğrenmiş. Hı. Onun incindiğini biliyor. Biraz zorladığında bu küser alınır, incidir, zaten para harcamaz dediği için adamın da işine geliyor bu noktada. O yüzden de ben ona sorayım durmadan, bunu vazgeçmeyeyim de o zaman bu da çok para harcamaz, çok para harcıyor demiyorum ama yani ben böyle yaparsam, kontrol edersem, çünkü rahat bir evden gelmiş, ipin ucunu kaçırır bu. Hmm. Ben böyle yapayım gibi beyefendi biraz da bilerek yapıyor. O yüzden de mesela 10 lira verdik, akşamleyin geldi 10 lirayı ne yaptın? Diyecek ki hanımefendi harcadım. Nereye? Hiç söylemek zorunda değilim. Canım ne istediyse onu yaptım diyecek. Beyefendi öfkelenirse bile diyecek ki ah canım içime sen hiç öfkelenme. Gene bizim paramız var, gene sen rahat ol diyecek. Yani eşinin tepkilerini, düşüncelerini hiç umursamayacak. Eyvallah diyecek bu noktaya. Şimdi diyecek ki bu babasından gelen parayı ben bunu bankaya yatıracağım. Fıkıh noktası nedir bilmiyorum ama psikolojik açıdan söylüyorum. Ben bunu bankaya yatıracağım. Kendi ve çocukların ihtiyaçlarını alacağız. Bu bizim için olan bir para diyecek. Eşi bu sırada tepki gösterir. Diyecek ki hiç canını sıkma. Bak senin paranla biz geçiniyoruz. Ben de bunları ekstra duruma alacak. Yani öyle eşine bu konuda ben tabi olayım. Onu incitmeyim, onu üzmeyim. Şimdi eşinin düzelmesini bekliyor. Eğer bir erkek çok parayı seviyorsa eşini de çok sever ama parayı da çok sever. Hı hı. O yüzden de kadının bu noktada ihtiyaçlarını karşıladığı için incineceğini düşünmüyor. Yani burada hanımefendi bu kadar ince düşünmekten, bu kadar 26 yıl kendine eziyet çektirmekten hiç de rahatsızlık duyması. Bazı öyle erkekler, bazı öyle arkadaşlarımız vardır ki siz ondan para istemeyin de canınızı isteyin. Aslında gidip inadına oradan onun parasından da alacaksınız. Çok da rahat edecek. Çünkü terbiye edeceksiniz onları. Şimdi bu beyefendi cimri olarak ölse Allah'a hesap vermeyecek mi? Doğru. Hiç olmasa biraz cimrilikten cömertliğe çevirmek lazım. Bu da bir terbiyedir. O yüzden hanımefendi bir daha soru sorduğunda canım benim onları harcarım. Sen hiç sorma bana. Ben hiç cevabını vermeyeceğim. Artık ben öğrendim bunun sistemini. Cevap vermemek gerekiyormuş diyecek ve bunun rahatlığını hissedecek. Bu hanımefendinin bu hassasiyeti lüzumsuz bir eziklik bu. Hmm. Çünkü eşine katkısı olmuş zaten o noktada, yani diğer yani noktada. Ezmemeye çalışırken kendisi ezilmiş. Tabii yani burada verdiği zaman zaten ezilmedi. Eve katkısı var bu konuda. Böyle bir görevi yok. Yani ben bunun karşılığını vereyim, açıklayayım buna, hesabını vereyim. Böyle bir noktası yok. Zaten hanımefendi siz israf etsin, edin deseniz bile etmeyecek bir hanımefendi. Evet. O yüzden de kendini bu kadar bu dünyada yani cebinde parası imkanı varken eziyet çektirmenin bir anlamı yok. Evet, peki hocam. Başka bir sorumuza devam edelim. Facebook'tan Sevil Hanım bize ulaşmış. Ağrı'da yaşıyoruz. Burada pedagog olmadığından size danışma gereğinde bulundum. Benim 28 aylık bir kızım var. Çok sinirli bir çocuk. Devamlı ağlıyor. Arkadaş ortamına soktuğumda arkadaşlarıyla oynamıyor. Oyuncaklarını kesinlikle paylaşmıyor. Bazen arkadaşlarına şiddet uyguluyor. Bu durumdan biz çok rahatsızız. Ne yapmalıyız demiş. Evet, şimdi bebek dünyaya getirilir getirmez ismimiz anne oluyor ama fonksiyon olarak anne olmuyoruz. Kızımızın sorduğu nokta normal işte Aralık ayındayız, Ocak ayındayız, kar yağdı hocam ne yapmalıyım demek kadar aynı durum. 2 yaşındaki 28 aylık çocuk normalde kimseyle oynamaz. Paralel oyun dönemidir. Paralel. Yani yan yana giderler. Karşılaştıklarında birbirlerine oyuncaklarını fırlatırlar. Saçlarını yolarlar. Birbirini vururlar. Yine yola devam ederler. Karşılaştırmamak lazım onları. Ta ki ne zaman? 3,5 yaşına, 4'e yaklaşana kadar. O yüzden de böyle bir yerlere gittiğinde çok dikkat edecek. Oyuncağını kimseye vermeyecek çocuğun oyuncağı. Paylaşma duygusu yok henüz. O yüzden çocuğu sıkıntıya sokmasın. Ve illa elinden alıp da başkası ağlamasın ona verelim de dememesi lazım. Yanlış bir şey yapar
bu konuda. Yani 3,5'a kadar böyle devam edecek. Ama aynı oyuncaktan bir tane ona, bir tane ona verse olabilir. Diğer çocuk için bunu yapması lazım. Yoksa kendi kızının, çocuğun elinde aynı oyuncağı karşısındakinden yine çeker. Hiç fark etmez. Birinci nokta bu. Ağlamasının altına yatan nokta da annenin onu biraz daha büyük gibi görmesi. 28 aylık çocuk 2,5 yaş dönemi ne doğru geliyor. Biraz kritiktir. 2,5 yaşla ergenlik aynıdır. Başına bir rakamını koyun 12,5'tur. Bu dönemde agresif olan çocuk ergenlikte de agresif olabilir. O yüzden anne onunla biraz suyuna gitmeye, biraz onunla daha zaman geçirmeye özen göstermeli. Ama eğer kural ihlal eden nokta varsa, tabii anne de çok bilgisi olmadığı için hangi noktada kural, farz edelim ki işte çikolata yenmesi gerekiyor, vermeyecek. Televizyon kapatılacak. Ya da işte vaktinde uyuması için kural koyacak. Yemek konusunda sevdiği yemeklerle beraber sağlıklı beslenmesi için gerekli olan yemekleri de azar azar yedirmeye çalışacak. Oralarda zorlayıcı olacak ama onun dışında oyuncakmış, paylaşılmış gibi bu dönemlerde huysuzluklar olabilir. Mutlaka kucağına alsın, sakinleştirsin, biraz daha sevgi göstersin. Normal bir gelişim belirtilir bize anlattığı durum. Evet, inşallah diyelim hocam. Bu yönde bir sorumuz daha var. Esra Hanım bize ulaşmış. 3 yaşındaki kızıma nasıl oyuncaklar alıp nasıl oyun kurmalıyım? Tek başınayken hiç oyuncak oynamıyor. Sürekli benim peşimde. Akşama kadar otur desem oturacak. Sizin dediğiniz gibi 45 dakikayı uyguluyorum ama ben olmazsam kendi hiç oynamıyor demiş. Evet, şimdi çocuk 2 yaşına kadar çalışmayan da bir anne olduğu için anneyle aynı evde olduğu zaman 2 yaşına kadar anneyle bir beden kabul ediyor kendisi. İkisinden sonra da 2 yaşından sonra bağımsızlık dediğimiz, sizin şu an kendi başınıza iş yapabilme gücü 2 yaşından sonraki evde yetişme şeklinizle alakalı bir noktadır. Bir insanın başka bir memlekette yaşaması, yurt dışında eğitim alması, evlilik sırasında yaşadığı o kendi evine ait olma duygusu 2 yaşından sonraki dönemle alakalıdır. Eğer bu dönemde anne baba çocuğuna hem özgürlüğü verip hem de ilgiyi beraberinde veriyorsa bir sorun yok. Benim o 45 dakika dediğim ilgi anlamında, onun dışındaki zamanlar da bağımsızlık anlamında. Anne çocuk isteyecek, 3 yaşındaki anneyi yönetiyor. Sen benimsin, benim dediğimi yapacaksın. Beni mutlu etmekle mecbursun diyor çocuk. Çocuk bunu diyebilir. Biz de o da hayır seninle oynamıyorum, seni mutlu etmiyorum diye tepkisel, sözel bir ifade kullanmış ama tepkisel bir ifade kullanmak yerine o mutfakta iş yapıyorsunuz, oyuncağı getirecek, orada oynayacak. O içeride oyun oynarken anne diyecek ki ben buradayım diyecek. Bir işle meşgul olacak. Anne de o oyuncaklarıyla oynarken anne elinde bir iş alıp yapacak. Zaman zaman da başka bir odaya gittiğinde ben buradayım, haberin olsun diyecek. Yani bu anne kendini mecbur hissetmeyecek bu noktada. Rahatsızlık da duymayacak. Oyuncak olarak ne alabilir? 3 yaş kız mı erkek mi orayı çok söylememiş herhalde. Ama kızı hocam. Kız çocuğu mu? Bebekler çok önemli. Lego çok önemli. Büyük parçalı legolar. Sonra çok güzel kavram oyuncakları var. Böyle ahşaptan olan işte parça bütündür. Onun eşini bulmak gibi. Onları alabilir. Plastirin olabilir, renk kavramını öğretmesi açısından biraz eline boya kalem verebilir, resim yapabilir o noktada. Bunları dediğimiz gibi 10'ar dakika, 10'ar dakika yaparsa yeterli olacaktır. Bebek oyuncağı olabilir, bir de evcilik oynuyorlar bu yaş çocukları. Onlar ve onun dışında öyle elektronik oyuncaklar, büyük bebekler, onlara çok da ihtiyaç yok. Televizyonda da sanırım büyük bir ihtimalle uzak tutuyor annem. Böyle bilgisayarda oyun oynatayım ya da işte cep telefonu vereyim, tablette çocuk oyunu oynasın, canı sıkılmasın diye bir durum yok. Havaları ısındığı zaman gün içinde parka çıkarabilir. Ama 3 yaş olduğu için arada bir komşuya gitmek varsa, akrabalar varsa onlara birer saatlik, yarım saat gitmekte de fayda var. Öyle kendini mecbur hissetmesin. Sen ağlarsan da sen burada oynayacaksın deyip işine devam etsin. O ağlamaya çok da kulak kesmesin. Yani böyle kabartmasın. Tamam bu burada ağlasın, önemli değil. Ben işime devam etmeliyim diye düşünmesi gerekiyor. Kendini bu noktada sorumlu ve suçlu hissetmesin. Peki hocam, hemen Şükran Hanım'ı dinleyerek devam edelim. Bizi Kayseri'den arıyor. Hoş geldiniz. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Benim sorum hocam, ben 27 yıllık evliyim. 4 çocuğum var. Eşim üniversite mezunu. Biz uzun yıllar görevi icabı seyahat ettik. Eşim cana yakın, sosyal. Aynı zamanda da bizim hiçbir ihtiyacımızı eksik etmeyen bir insan. Bazen iletişimde dozu aşağı davranışlara dönüşüyor iletişimi. Zaman zaman uyanmama rağmen çözemiyoruz ve tartışıyoruz.
Özellikle bayanlara karşı ismiyle hitap ediyor. Öyle ki iş yerindeki komşu, arkadaş veya kaldığı oteldeki bir şarkıcı, yani hiçbir şey fark etmiyor. Yani kesinlikle yani bir hanımefendi veya kardeşim ibaresi yok. Herkesin ismiyle hitap edip hatta takma isimler kullanıyor. Yani birkaç hani yaşadığım şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle mesela bir defasında kaldığı otelde şarkıcı bir bayanı Facebook'ta görünce neden arkadaşlığını kabul ettim dediğimde bunda ne var? O iyi bir insan, eşinden ayrıldı, kızıyla yaşıyor. Ben yemek yerken bize şarkı söylüyor. Onunla sadece onun paylaştığı şeyleri takip ediyorum, görüşmüyorum dedi. Yine aynı şekilde en son yaşadığım olay, yani bu hani birkaç defa tekrarlanan şeyler. En son yaşadığımda da iş yerinde eşinden ayrılmış, oğluyla yaşayan hemşerim dediği bir bayana birlikte ailecek bir tatilde canısı çocuklar var yanımda, ben sana seni ararım, iyi geceler, tatlı rüyalar diye bir mesaj buldum. Şu anda tartıştık ve ayrılmanın eşiğindeyim. Bu davranışım benim için sadakatsizlik ve iffetsizlik için. Onun yorumu ne var bunda? Sen abartıyorsun. Evet, biraz fazla olmuş. Ancak yemin ederim onlarla birlikte olmadım. Sadece yardımlaştık, paylaştık. Öncelikle benim sorum hocam, dini literatürde bu davranışın adı nedir? Gerçekten ben abartıyor muyum? Eşimin inancının zayıflığından mı kaynaklanıyor? Ayrıca eşim her kanalda izlediği dizilerden etkisiyle bu davranışları hafife mi alınmalı? Bundan sonraki süreçte ben ne yapmalıyım? Özellikle ben eşime hakkımı helal etmiyorum. Dinen eşim için ne anlama geliyor? Düzelme ihtimali de var mı? Evet, peki yani sizi, bana düşen bir görev var. Sizi rahatsız eden nokta ne burada? Yani görüşmesi ve sürekli bir yani mesajlaşması işte. Yani ama bir aldatma dediğiniz bir durumla karşılaşmadınız değil mi? Yani görmedim. Tamam. Görmedim peki, ama peki. Yani yaşınız bu yanılar beni çok üzüyor. Yaşınız yani, kaç? Çocuklarla birlikte eşim çocuklarının yanında. Yani yazdığı canısı çocuklar var yanımda, ben sonra ararım, iyi geceler, tatlı rüyalar. Yani mesela bir arkadaşının bayana yine aynı şekilde Leyloş kaçamıyorum, kardeşim geldi, ben seni ararım. Yani Şükran bu hitap şekilleri, konuşma şekli ve bunda ben herkese böyleyim, ne var bunda? Ve tartıştığımızda da sana bağırıyorsun. Evet, hocamız bir şey merak ediyor. Kaç yaşındasınız acaba? Etkileniyor. Şükran Hanım, yaşınızı öğrenebilir miyiz? Ben 50 yaşındayım, eşim 55 yaşında. Evet, tamam. Sanıyorum yeterli aldığımız bilgiler. Peki, çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Çocuklarım özellikle bu durumdan dolayı çok rahatsız. Ve ayrılma boyutunda benim için aslında her şey beynimde bitirmiş durumdayım. Ama çocuklarım yani için ne yaptım? Bilemiyorum. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu da bilemiyorum. Peki. Kendi değerlerimi kaybediyorum. Peki, inşallah. Hemen değerlendirelim. Hayırlı günler diliyoruz size. Çok teşekkürler paylaştığınız için. Evet, dini literatüre dair de soruları oldu Şükran Hanım'ın ama biz daha çok psikolojik yönüyle ele Şimdi alıyoruz. Şimdi burada Şükran Hanım benim dediğimi yapacak. O şartla konuşuyorum. Niye bu şartı koşuyorum? Çünkü Şükran Hanım'ın anladığı boyutta bakarsak bu evlilik biter. Ama Şükran Hanım'ın anladığı boyut gibi gözükse de Şükran Hanım'ın anladığı boyutta bir durum değil bu noktada. Şimdi evlendiğiniz kişiyle hep sabahtan ilk sorudan beri bu evlilik konularında konuştuk sizinle. Evet. Yani orada bazı ortak noktaların olması gerektiğini konuştuk. Şimdi evlendiğiniz kişiyi de sizin sosyal ilişkilerdeki sınırınızla belki karşıdaki kişinin sınırı aynı olmayabilir. Yani hanımefendi erkeklerle olan ilişkilerinde İslami ölçülere göre bir sınır çiziyor olabilir. Ama beyefendi İslami ölçüleriyle sosyal ilişkileri karıştırmış olabilir. Çalışma hayatının içinde yer aldığımız için biliyorsunuz bizde çok fazla tokalaşma vardı. Yani İslami açıdan doğru değil ama bizim Türk toplumumuzda çok yaygın olan iş yerinde kadın erkek mutlaka el uzatıp tokalaşıyor. Şimdi burada İslami açıdan değerlendirdiğinizde doğru olmayan bir davranış ama iş hayatına baktığınızda normalleşmiş bir davranış gibi gözüküyor. Aynı masada bir erkek bir bayan karşılıklı aynı masada oturup çalışabiliyorlar. Yani ya da işte aynı odada, aynı yerde yemeklerinizi yiyebiliyorsunuz. Şimdi burada yaşama şartlarımıza baktığımızda
bizim için oradaki durumu bir aldatmayla ya da bir evliliği sarsacak bir boyutta gibi değerlendirebilmek için bizim gerçekten o karşıdaki kişinin çok inançlı bir yapıya, hassasiyetlerinin fazla olduğunu bilmemize rağmen bu tür bir faaliyetler içine giriyorsa o zaman biz bu bir aldatmadır deriz. Ama burada bu beyefendi etraftaki insanlarla çok rahat ilişkiler kurabilen, işte isim olarak hitap edebilen, onlarla sıcak mesajlar, böyle yakın mesajlar çekebilen bir beyefendiyken bunun değer, yani değerlerini alıp da İslami noktanın üzerine oturtmadan düşünmemiz lazım. Bu beyefendinin hayata bakışı bu. İslami açıdan yanlış mı? Yanlış. Ama bu bir evliliği yıkmak anlamında ya. Çünkü hanımefendi bunu İslami hayata göre belirleyip de bunun karşılığında günahını, haramını belirleyip bunu değerlendirecek bir durumda değil. Hı hı. Kendine yapılmış bir hareket olarak algılarsa orada da böyle bir durum yok. Yani hanımefendi bizim İslam yaşandığımıza yakışmıyor dediği zaman bu hanımefendi kendisi dikkat eder ama beyefendi dikkat etmez. Bunu kendine göre değerlendirmemesi gerekiyor. Kendine yapılmış bir hareket olarak da değerlendirmemesi gerekiyor. Çünkü beyefendi böyle bir yapıyı kullanıyor. Peki ne yapması lazım hanımefendi? Buradaki durum şu. Şimdi bizim hep söylediğimiz bir duygu yaşı var ya. Bu beyefendi 55 yaşında ama 15 yaş. Ergen, ergenlik döneminde kalmış. Ergenlik dönemindeki gençler bunu birbirlerine, kız arkadaşlarına, okuldaki arkadaşlarına bu tür mesajları çekerler. Karşılaştığı kişilere böyle bir muhabbetle yaklaşırlar. Hanımefendi de bu ergenin annesi durmadan uyarıyor, durmadan ikaz ediyor. Evdekiler de kardeşleri. Onunla beraber o noktada onlara örnek oluyorsun, kötü örnek oluyorsun, yapma gibi söylüyor. Hanımefendi ne kadar söylerse söylesin, beyefendi bunu yapmaya devam edecek. O yüzden de bunu bir boşanmayla asla, hı hı, hele çocuklarının gözünde bunu bir bu noktada babayı değersiz kılmak yok. Ama şunu söyleyecek, babanızın böyle bir yapısı var. İslam açıdan böyle bir durum yok. İnşallah bakalım zaman gelir de artık kendi yaptığı davranışları, yani benim hayatımın standartlarına, yaşıma, konumuma uygun olur mu olmaz mı diye bir gün gelir düzeltir gibi. Eşiyle oturup konuşacak, diyecek ki İslam açıdan baktığımda yanlış. Hı hı. Bir evli kadın olarak baktığımda da yanlış ama sanırım ben şurayı kaçırmışım. Bu senin kendine göre bir kimliğin gibi gözüküyor ama zaman içinde bunu düzeltirsen biz mutlu oluruz diyecek ve bu konuları bir yorum içine, sıkıntı içine sokmaktan uzak kalacak. Çünkü evliliği bitirmenin yanlışı beyefendinin yaptığı yanlıştan daha fazla olabilir. Şükran'ın normal hayatını devam edecek. O da o espri içine takılıp gidecek belki de ya da eşini eleştirmeyecek. Olmaz. Çünkü herkes Allah'a sorumludur ama birbirimize de sorumluyuz evliysek eğer. Bu evliliğin sorumluluğu da hanımefendiye yapılmış bir davranış yok. O beyefendinin kendi kimlik yapısı. Dua ederiz de kendini İslam ölçütlere göre bir hayatın içine koyabilir diye. Evet, inşallah diyelim hocam. Söylediğiniz gibi artık sosyal hayat içerisinde kadınlar erkekler bir arada daha yoğun iş hayatında özellikle bir ilişki var. Burada sınırları belirlemek aslında çok önemli. İslami anlamda da bu konuda sınırlar net aslında. Ama psikolojik açıdan da buna dikkat etmek gerekiyor sanıyorum. Yanlış mesajlar vermemek adına ya da ilişkilerin yine o ciddiyetini ve özellikle iş hayatında mesela ilerlemesi için. Mesela şöyle de olabiliyor dediğiniz, hı-hı, noktada. Mesela bir iş yeri sahibi, bir beyefendi. Hı-hı. Yanında bir sekreter hanımefendi. Genç bir kız çalışıyor. Aynı yoldan geçerken alıp götürüyor. Şimdi, hmm, İslami hassasiyete baktığınızda doğru değil o noktada. Tabii, tabii. Ama beyefendi normal çalışanım diye götürüyor. Evdeki hanımefendi buna üzülüyor yani. Sıkıntı çıkıyor evde. O zaman beyefendi şunu düşünmesi lazım. Hangisi önemli? Yani tabii, benim, tabii, tabii. Şimdi buradaki tabii hanımefendi ben önerilerde bulunuyorum ama beyefendi düşünmesi lazım. Yani ben birine iyi geceler senle sonra görüşürüm canım tatlım dediğinde bu ona ne katıyor? Ergen olduğu için değer kattığını zannediyor. Hı-hı. Halbuki bir değersizlik katıyor aslında oradaki. Doğru. Şimdi beyefendi, iş adamı olan beyefendi, sekreteri olan yanında evladıdır belki. Gerçekten o yani niyet de çok önemli. Hı-hı. Ama İslam niyetle beraber sınırlar istiyor, çizgi tabii, istiyor tabii. O noktada. O niyetle bakıyor ama madem düşünüyor kızın oradaki evladı gibi olan sekreter hanımefendi, o zaman ne olabilir? Ona da bir araba tahsis eder ya da onun yol parasını verir. Şimdi evdeki kadın buna üzülüyorsa
O zaman hanımının ruh sağlığını, hanımının evdeki durumunu, evliliğini daha önemsemesi lazım. Şimdi burada da beyefendi ama ergen. Ergen olduğu için doyacak bunu. Bunu yapmazsa beyefendi kendini değersiz hissediyor. Vardır öyle. Dışarıda görürsünüz çok hareketli, çok böyle enerjik beyefendiler. Bakarsanız yaş 55 ama o kendini 19 gibi görür. Şimdi 18 gibi görür. O yüzden de hanımefendi bunu içsel hale getirdiği zaman beyefendi ergende kalıyor. Sürekli kızan bir anne modeli ama yapacak bir durum yok burada. İstenme anlamında eleştirme hakkına da sahip değilsiniz. Yani Müslümana yakışır mı dediğinizde de Müslümanlığa bu eleştiri de yakışmıyor. Yani Müslüman eleştirmez ama der ki yani bu davranış beni rahatsız ediyor. Yoksa senin bir kötü niyetin olmadığını biliyorum. Yani benim açımdan önemli. Bunu yaparken biri düşünürsen mutlu olurum. Bu kadar. Evet, zaten İslamiyet'in koyduğu sınırların da sosyal hayata dair pek çok hikmetleri var. Aileyi korumak, eşler arasındaki ilişkileri korumak pek çok farklı hikmeti var. Burada mesela bir bey demek, hanım demek, çok işte siz diye hitap etmek, belli bir mesafeyi korumak. Bunlar sanıyorum önemli. Buna dair tavsiyeleriniz nelerdir? Genel anlamda tabii hocam. Tabii şimdi burada bazen şöyle bizim hani kendi halk aramızda siz kavramını çok fazla kullanılmıyor. Sen kavramı daha çok samimi olarak da kullanılıyor. Benim çok rahatsız olduğum bir noktadır. Çünkü sene geçebilmek için aradaki mesafenin kalkmış olması lazım. Siz kavramı çok önemli. Yani biz biraz orayı da kaybettik. O İslami kültürle beraber geleneksel yapımızda onu da kaybettik. Şimdi ben hep televizyonlardan konuşuyorum. Yine sabahleyin böyle bir fragmanları izliyorum, bakıyorum. Orada şeyi görüyorum. Aslında konuşmamız gereken noktalardan biri. Bizim Türk toplumunda işte bir sabah bir fragman öyle bir şey görüyorum orada. İşte eşi diyor ki seni kumarda kaybettim diyor. Kadın da başka bir adama gidiyor. Ben bedelimi ödemeye geldim. Bizde böyle bir ahlak-ı zafiyet yok. Yani bizim soyumuzda, sopumuzda, Türk'te, Müslümanlık yok öyle bir nokta yani. Böyle bir şey yok yani. Bu nereden çıktı onu bilmiyorum. Ya da işte onun gırtlağını sıkıp bunun öbürünü öldürdüğünden öyle bir durum yok. Evet. Düğünlerde silahlar atılıyor diye kıyametleri koparılıyor ki doğru, yanlış bir nokta. Ölümle sonuçlanıyor. Ama siz televizyonda günde 30 tane silah atılıyor yani. Tabii, orada bakarsanız o noktada. Ağalık sistemi kalksın diyorsunuz. Küçük kızlar evlenmesin diyorsunuz. Ağalık sistemiyle ilgili noktada ön plana çıkarıyorsunuz. Şimdi televizyonda işte çalışan bayanlarla ilgili gayri ahlaki görüntüleri, patronlar olan ilişkileri normalleştiriyorsunuz. Ondan sonra aile düzeni bozulmasın diyorsunuz. Şimdi bizim soyumuzda, toplumumuzda, şeyimizde, ahlakımızda, dinimizde, kültürümüzde yok böyle bir şey. Doğru. O yüzden de olmayan şeyi bize getip de mal edip de ondan sonra bunun hesabını çekmek olmaz. Biz arka arkaya türbeleri ziyaret biliyorsunuz. Arka arkaya çıkarız, geri çıkarız türbelerden. Sırtımızı dönmeyiz biz o manevi büyüklere. Edep yani. Biz büyüklerimize saygıyla, çocuklarımıza saygı duyarız. Büyükler, çocuklar gence de ayağa kalkar karşılar. Öyle bir Allah Resulü örneğimiz var bizim. Biz kadınları baş üstünde taşırız. Kadınlar kıymetlidir. O yüzden de yani bu eğitimi almadığımız zaman ortaya çıkan manzaraları evlilikleri bitiren manzaralar değil de bunları o eksikler gibi görüp tamamlayan yapılar olmamız lazım. Buna dikkat edersek daha kolay olur diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.